Efendim, 11 Mayıs 2018 Cuma. TV Bolu'da gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu sabah aday adayları tanıtım kampanyasına çok konuşulan Saadet Partisi Bolu Teşkilatı da katıldı. Saadet Partililer Bolu'nun en genç aday adayları olduğunu iddia ettikleri 13 kişilik bir ekiple medyamızın karşısına çıktılar. Bu ekibin içinde tanıdığımız çok önemli, kıymetli ve tecrübeli isimler de var. Saadet Partisi Bolu Milletvekili aday adayları içinde bizim dikkatimizi çekenlerin başında Ahmet Kızıltan Bey geliyor. Ahmet Kızıltan 1970 yılında Bolu Yeni Çağ'da doğdu. Bolu'da ve Yeni Çağ'da tanınan birisi. Yeni Çağ Belediye Başkanlığı da yaptı. Bugün açıklanan listenin içinde, aday adayları listesinin içinde Ahmet Kızıltan Bey de var. Ahmet Kızıltan Bey'den sonra yine yıllardır Bolu'da tanınan ve medyamızda da bilinen Turan Kılıç Bey de Bolu Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Bizim Saadet Partisi'nin genç adaylar listesinde en fazla dikkati çeken isimlerden biri de iddialı olan Saadet Partisi'nde eskiden beri bilinen, adı bilinen isimlerden Sayın ailesi, bir dönem AK Parti'de il başkanlığı da yapan Ömer Sayın'ın, eski Yeni Çağ Belediye Başkanı olan Ömer Sayın'ın oğlu, bugün İsa Sayın Bey Saadet Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Saadet Partisi Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da iddialı, diğer genç üniversitede okuyan, üniversiteli Bolu Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki gençlerle birlikte karşımıza geçtiler. Biz de tüm aday adaylarına muvaffakiyetler diliyoruz. Dostlar, bugünkü ikinci programımız 11 Mayıs İzzet Baysal günleri için üniversitemizin özel olarak bu kapsamda yaptığı programlardan biri. Kültür Merkezi Pembe Salon'da düzenlenen panel çok ilgi çekti. Panel Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Bolu Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi arasında yapılan protokol gereğince bugünlere özel olarak bu programın içinde düzenlendi. Çok önemli isimler burada konuştular. Bu isimlerin içinde Profesör Doktor Memduh Bey, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Samsun'un duayen hocası, bizler için yaratıcı düşünceyi, holistik düşünceyi anlattı. Bundan başka Profesör Doktor Metin Eker Bey de gençler ve Bolulular için yaratıcı düşünce ile ilgili bu programın içinde bilgilerini aktardılar. Bolu Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nesrin Kalyoncu Hanım da bir bildiri sundu. Gençlerin ve medyamızın da ilgisini çeken panel tam İzzet Baysal günlerine uygun bir şekilde eğitim ve bilimin kaynaşması şeklindeydi. Bu programın hemen bitiminde protokolümüzle birlikte öğretim üyelerinin, Samsun'dan gelen dostlarımızın da katılımlarıyla Sayın Esin Avunduk'un da katılımıyla bir sergi açılışı yapıldı. İzzet Baysal günleri devam ediyor. Bizi buralardan takip etmeye devam ediniz. Selam ve muhabbetle. tvbolu.com